Melis'i özledim. O yüzden gelmesini istiyorum. Selam. Wow. Ne yapıyorsun? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. Özledim seni. Nasılsın? Biraz daha iyiyim ya. Hastalıktan falan toparladım kendimi. İyileştin mi? Evet, ama sesim de var hala da. Birazcık var. Evet. Ne yapıyorsun? Seni sormalı. Ben iyiyim. İyisin, sırtıyorsun. Gittin mi Bursa'ya? Gittim. Ailemi gördüm, geldim. Nasıl geçti? Gayet güzeldi ya. Selam gönderdiler. Annen selam gönderdi mi? Tabii canım. Hadi canım sen de. Ne bileyim. Ay, bunu başlatmayı unutmuşuz. Tamam. Başlatma meraklısı değildin normalde. neden şey bekledin? Annem selam göndermez mi? Ne bileyim, annen bana pek bir aşık ya. Annem de sana pek bir aşık derken, bir saniye şimdi orada bir dur. Sen sakallarını mı kestin? Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sakallarını kes diyecektim, biliyor musun? Sana yemin ederim sakallarını kes diyecektim ve sen sakallarını kesmişsin. Kesin. Böyle biraz daha rahat. Gerçekten sakallarını kes diyecektim. Ha. Sanki içimi okuyorsun ya. Belki okuyorumdur. Ya. Özlemişim seni. Vallahi. Vallahi. Ben de özledim. Sonra? Ne yapayım işte? İstanbul. İstanbul. O değil de dur ya, anneme takıldım ben. Niye annem bana pek bir aşık falan, ironilere giriyorsun annemle alakalı? Ne bileyim, ben öyle hissediyorum. Ben sana bunun açıklamasını yaptım. Yani demek ki aklındakini değiştiremedin. Teyzen ne durumda peki? Teyzem de işte. O da bana pek bir aşık, pardon Serhan'a. O da Serhan'a pek bir aşık hala. Kafanı karıştıran? Nasıl yani? Kafam karıştı falan demiştin. Kafa gidip geliyor böyle. Gidip geliyor. Ya ben bunu konuşmak istemiyorum şu an. Kırmızı Odadayız. Hı hı. Bizimle ilgili konuşalım. Tamam, ne yapalım? Bizim eve geldiğinde bunları detaylıca konuşuruz. Olur. Tamam mı? Tabii ki. Şu an burada gayet güzel, senin gördüm. Ben öyle mutluyum şey. Ya, ben de özledim. Şu an bunları konuşmayalım, gerçekten bunu konuşmak istemiyorum. Tamam mı? Tamam. Serhan konuşsun, bizim evde konuşuruz. Tamam. Gerek olan bir durum yok. Git gellerin olmasın. Ya gel ya git. Ama gel. Ben sana, hayır, şunu söylemek istiyorum. Ben başkalarını tanıyacağımı sana söylemiştim. Başkalarına fırsat vereceğimi sana söylemiştim. Biliyorum. Şu anda bizim bir ilişkimiz başlamadığını sana söyledim. Lütfen hani beni şey yapma. Hani beni üzme bu konuda. Sana değer verdiğimi biliyorsun. Başlamasa da ben şuradan şurayı görebiliyorum. Biliyorsan. Sıkıntı yok. Lütfen beni üzme bu konuda. Kırmızı ruj yine sürmüşsün. Evet, sürdüm çünkü sen seviyorsun. İşte bunlar benim için çok önemli. Tırnak verdiğin aynı. Evet. Kendim sürdüm bir de, biliyor musun? Çünkü kuaföre gidecek aklım olmadığı için. Ama çok da güzel olmuş. Parlıyorsun yine, güneş gibi. Sen yalnız saçımı boyattın mı? Evet, onu görüyorum. Ona dikkat ediyorum da bir şey söyleyemedim daha. Sanki daha güzel olmuş gibime geldi. Yani daha güzel olduğunu düşünüyorum şu an. Sabah bir vaktim yoktu. Ama güzel olmuş. Yani bu biraz daha yüzünü ortaya çıkartmış diyeyim sana. Senin sakallarını kesmen çok güzel olmuş ama. Kestim. Ben de kes diyecektim zaten. Küpem nerede? Küpen yok. Hayır, küpem nerede? Yani küpe alacağız ya ama biliyorsun 12 saat buradayız. Nasıl vakit bulayım? Yoktuk. Evet, evet. Ama ailenle geçelim. Hadi onu da ben çevireyim. Lütfen ters köşe yapmayalım, lütfen. Aa, uyum kurusun. Uyum kurusun. Özlemişim seni Erdem Bey. Ben de seni özlemişim Melis Hanım. Yeşilçam gibi oldu öyle. Özledim sizi kuzum. Güzel bakıyorsun. Teşekkür ederim. Bakışını hiçbir zaman kaybetme. Ben her zaman aklımda olan isim olacağım. Çünkü bunun için çabalıyorum. Senin zaten bir şey yapmana gerek yok. Sen olduğun gibi geldiğinden dolayı. Ben yine aynı şekilde aynı şeyleri hissetmeye devam ediyorum.
olan tartışmalar oluyor aramızda. Ki zaten birbirimizi bayağı üzdüğümüz zamanlar da oldu. Ama sonuç olarak her zaman sorduğum şeyi sorduğum yine. Sarılıyor muyuz? Olay orada bitiyor. Bir de ben bir karar verebilsem. Karar vereceksin Melis. Sen çünkü biraz şey yapıyorsun bu ara. Böyle hani bir karar versen artık. Hani herkesten bir şey alıyorum. Hani artık Melis'i karar ver, artık Melis'i karar ben ver. Ben fazlasıyla sabırlı bir adamım ama sen konusunda sabırsızım. Eğer sabır olursan benim güzelliklerimi görebilirsin. Ama sabırsız olursan benim güzelliklerimi hiçbir zaman göremezsin diyorum. Eğer doğru gidersen senin güzelliklerini ben zaten görürüm. Sabra ihtiyacımız olmaz. Doğru bir şekilde hareket ettiğin sürece yani şu ana kadar tasvip etmenin birkaç hareketin olduğunu da sana söyledim. Bu şekilde hareket ettiğin sürece herhangi bir problem olmaz. Gülmeye devam et. Hiçbir zaman bozma. Gidelim. Hadi Meri. Görüşürüz. Hoşçakal. Hoşçakal. Neyse olur, sen yeter ki sakın.